İyi akşamlar sevgili futbolseverler. Kanal Ufa'ya hoş geldiniz. Spor zirvesi başlıyor. Çok değerli konuklarımız var bugün. Nihayet Ali abi de geldi. Ali Çizmecioğlu spor yorumcumuz. Haluk Satıcı spor yorumcumuz. Ve Murat Şahin Şahanoğlu spor yorumcumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali abi tatil nasıl geçti? Sağ ol. Vallahi yarı tatil, yarı iş, yarı... Evet. Ali abi hemen soruları geçmeden önce bir maç özetlerini izleyelim. Tamam. Puan durumunu. Tamam. Ondan sonra sohbete devam edelim. Sağ olun. Sağ olun. İşaretini verdi ve karşılaşma başlıyor. Şanlıurfa'dan mücadele başladı. Engin Korukır. Giray topun uzaklaşmasını istiyor Özgür. Şimdi sekti. Buluş. Kaleci Gökhan. Topun ileri atmasını istedi Özgür'den. Deli. Gosso topu alamadı. Ahmet Arı. İlk yarı bitti. Ahmet Arı'ya bir şeyler söyledi. Yeniden oyundayız. Şaban. Şaban'ın ortası. Kafa vuruşu Toni Silva. Gökhan'ın büyük hatası. Toni Silva'nın golü. Şanlıurfa Spor 54. dakikada 1-0 öne geçiyor. Toni Silva. 21 yaşında Toni Silva. Gökhan boşa çıkıyor. Şaban'ın bu ortası. Toni Silva. Mustafa Aşan, Toni Silva istediği pozisyonlardan birisi. Şimdi Toni Silva topu aldı. Toni Silva gidiyor. Teke tek. Toni Silva. Toni Silva. Gökhan ikinci hamle. Gökhan değirmenci. Gökhan. Toni Silva. Bu vuruş. Gökhan. İkinci hamle Gökhan. Leroy George ortayı yaptı. Pevzi çok rahat. Pevzi oyunu hemen hareketlendirdi. Dudu Mangini hareketlendi. Dudu ceza alanında. Dudu kaleciyle karşı karşıya Gökhan. İkinci hamle Gökhan. Dudu Mangini. Fuchs'la bu mücadelesi. Dudu Mangini. Gökhan uzanıyor. İki hamlede topu kontrol ediyor. Şimdi taç atışını kullandı Flemings. Flemings'in ortası. Leroy George, Robert Mah ceza alanında Deli, Leroy George ceza alanı, Leroy George top dışarıda Fevzi. Karesinde devleşti Fevzi, Deli, Leroy George, Emre. Emre Aygün, Şaban'la mücadelesi Emre gidemedi, yardımcı hakemin uyarısı var, faul. Bir önceki kart Kenan'a çıkmıştı. Leroy George. Leroy George orta kafa vuruşu Flemings. Flemings, Flemings. 94. dakika Göztepe eşitliği buluyor. Leroy George serbest vuruşu kullandı. Flemings kafa vuruşu topun ağlara gidişi. 1-1. Şimdi pas. Süleyman Abay maçı bitiriyor. Şanlıurfa Spor 1, Göztepe 1 maçın sonucu. Evet sevgili futbol severler, dop dolu bir program olacak inşallah. Gerçekten Urfa Spor, dün gerçekten ben de son dakikada çok üzüldüm.
kahroldum öyle diyelim. Çünkü 90 artı 5'te gol yiyorsun, üzülüyorsun. Çünkü bu da bir şanssızlık diyelim. Flemix'in bir araya girip kafa vuruşuyla maç 1-1 sona erdi. Yine her şeyde bir hayır var diyorum. Ben hemen sözü Ali abiye. Evet Ali abi, tatil bitti. Seni de özledik. Yaklaşık 1-1,5 ay oldu herhalde. Gideli. İki tane program yaptık. İki programda katılamadınız. Hayırlısıyla geldiniz. İnşallah bundan sonra yorumlarınızla renk katacaksınız. Estağfurullah. Evet, son dakika bir haber de aldık kumaşla ilgili. İsterseniz hemen kumaşla bir giriş yapalım. Evet, iyi akşamlar diliyorum tüm izleyicilerimize. Programımıza da ilk defa katılıyorum. Başarılar diliyorum. Bundan sonra da hep birlikte beraber olacağız. Ekrem Gergince hocamız da inşallah önümüzdeki haftadan itibaren bizlerle beraber olacak. Onun da müjdesini az önce aldım. Onu da söylemek istiyorum. Hakikaten şimdi Urfa sadece Urfa'nın böyle şey yapısıyla alakalı değil. Sosyal yapısıyla alakalı. Urfa Spor Urfa'nın üstünde bir pozisyonda. Çünkü Urfa'da yaşanan her şey Türkiye'nin gündemine oturuyor. Urfa'yı bu son dönemlerde özellikle nahoş olaylarla bazı çevreler tanıdı gördü. Bunu kırmak için Urfa Spor'un başarılı olması şart. 4 yıldır, 4. yıla giren bir yönetim var bu işin içerisinde. Tabii ki bizler de elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğünce, kendimiz bildiğimizce her şeyi söylemek zorundayız. Yönetim kuruluna baktığımız zaman içeriden dışarıdan çalışan insanlar var. Ben geçen hafta telefonla bağlantı yaptığımdan hemen sonra beni bir arkadaşım aradı yönetim kuruluna. Çok sevdim ve çok değer verdim. Açık söyleyeyim, ismini de söyleyeyim. İsmail Bağlan kardeşim aradı. Dedi abi böyle böyle yani... Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Keşke oturup konuşmasaydım. Şimdi ben ne konuştum onu söyleyeyim önce. Ben Urfa Spor'un iyiliği için konuşuyorum. Ben Urfa Spor'da top oynamış bir adamım. Profesyonel değildim ama. Urfa Spor'da yöneticilik yapmış bir adamım. Urfa Spor'un ta altından yukarıya kadar gelmiş, yöneticiliğe kadar gelmiş bir insanım. Ben Urfa Spor'un kötülüğünü asla istemem. İsmail Bağaban, Halil Bağaban, Vedat, Yücel kardeşim, Maruf Güneş kardeşim, Fethi Şimşek Bey, bunların hepsinin Urfa Spor'a verdiği emekleri biliyorum. Yani kimse hiçbir zaman burada ben isimler üzerinde konuştuğumu sanmasın. Bakın ilk defa beraber program yapıyoruz. Evet. Bundan önce de yaptım ben yine burada yorumcu olarak bulundum. Benim bütün konuşmalarımı herkes beni tanıyorlar bilir. İzleyicilerimiz bilir. Art niyet olmadığını biz de biliyoruz zaten. Kesinlikle. Evet. Şahıslarla alakamız yok. Ama yapılan yanlışları da bir söylemediğimiz zaman, kendimizce bildiğimiz yanlışları, hataları söylemediğimiz zaman ben şimdi hata yapayım. Sen benim her yaptığım hataya evet Sayın Çizmecoğlu doğrudur dediğiniz zaman bir yere varabilir miyiz? Mümkün değil. Herkesin kendince bildiği var. Ama verilen bir emek var. Bunu kabul ediyorum. %100 kabul ediyorum. Ama emeğin ölçüsü var. Emeğin altında kırmızı çizgiler var. Neler verilmiş, neler alınmış, onların muhasebesini yapmamız lazım. Bu iş bu kadar basit değil. Ben İsmail kardeşimden özür diliyorum. O benim gerçekten yani özür dilerken benim gerçekten canım, arkadaşım, kardeşim, aramızda bir maddi menfaat veya manevi menfaat ilişkimiz yok. Sadece bir dostuz. Evet. Sadece o telefon konuşmasından sonra beni direkt arayıp abi bizi bitirdin demesi beni üzdü. Ben onların bitişi benim bitişim demektir. Evet. Buradan yola çıkarak önce onu bir anlatmış olayım. Hemen farklı bir konuya gelelim. Kıvanç, Urfa Sporlu eski Kıvanç, Rize Spor'dan ayrıldı. 950 milyar eski parayla alacağına çizgi çekmiş. Bonservisi zaten kendisindeydi. Ayrılmış. Tabii bu ayrılışını boştaydı ama. Onu da söylemek eski lazım. Futbolcumuz eski futbolcumuz. Eski futbolcumuz. Evet. Boştaydı. Yani şey elindeydi. Birkaç önemli kulüple falan görüşmüş. İsimleri şu an aklımda değil. Program öncesi 2-3 saat önce Maruf Bey de eski yönetim kurulu üyesi Maruf Güneş ile görüştüğümüzde dedim nasıl bir hava var Urfa Spor'da? Dedi biz her zaman Urfa Spor'un yanındayız. Şu anda ben yönetimin içerisinde olmazsam bile ben yönetimin her zaman yanındayım. Ve bu transferde de onun çok büyük payının olduğunu söylemek zorundayım. Belki başka televizyonlarda, başka programlarda farklı şekillerde bir şeyler anlatılmış olabilir. Ben olayın gerçeğini söyleyeyim. Maruf Güneş Bey direkt Kıvanç'la görüşüyor. Diyor ki yani neden
oynamıyorsun, bir yerlerde ismini duymuyoruz, geçen sene şuydu buydu. O diyor ki benim oradan alacağım para var ama benim yedeğim olacak, yani benim şeyim olacak bir insanı getirip benim önümde daha büyük paralarla alıp oynatmaları, onun için ben de oynamadım. Bir yerde bu idealdir, doğrudur. Maruf Bey de diyor ki kardeş, o zaman sen Urfa'ya, Urfa Spor'a lazımsın. Urfa Spor'la anlaş. Bir şekilde devreye giriyor. Kendi aralarında bir görüşmelerden sonra Tuanç Urfa Spor'a imzayı atıyor. Bu önemli. Neden önemli? Tuanç gibi, Tuanç önce bir futbolcu olarak şu andaki transferini söyleyeyim. Urfa Spor'un şu anda orta sahasında top alıp veren, savunmayla forvet arasında sen yıllarca... Bir abinin olmadığı bir gerçek. Abi bir de sen yıllarca bu işin, evet, içerisinde profesyonel yıllarca top oynadın İsmail. Evet. Savunmayla forvetin arasında hem 10 numara pozisyonunda oynayacak bir adam, evet, şu anda yok. Yok yok zaten. Bu biliyoruz zaten. Evet. Çok eksik. Bu pozisyonda hem de deneyimli, tecrübeli, artık bundan sonra bir şeyler yapması gereken bir insan. Umut da o pozisyonda yalnız. Umut'u evet, biraz sonra istersen tanışalım. Ben, ben Haluk Bey'le şeyin zamanı da almayayım. Evet. Umut bana göre Urfa Spor için takım içerisinde sahada hızlı oynayan bir futbol takımında oyun sistemini de tartışırız biraz sonra. Evet. El freni olur diye düşünüyorum. Peki. Evet Sayın Maruf Güneş'e bana, evet, gerçekten teşekkür ediyorum. Evet. İsmail Bey'e de, Kerem Şipşi'ye de bu transferi gerçekleştirdik. Evet, evet Haluk abiye dönelim. Evet, Urfa Spor'umuzu dün izlediniz. Evet, sizin de düşüncelerinizi alalım. Nasıl bir Urfa Spor? Geçen haftaki Karşıyaka maçı, Adana maçı, nasıl bir Urfa Spor? Dün de izlediniz maçı. Nasıl yorumlayacaksınız? Şimdi ben başta yeni yönetim kuruluna başarılar dilerim. İnşallah hayırlı olur. Sizin de programınızın hayırlı olmasını temel ediyorum. Ali Bey'le birlikte, Şahin Bey'le birlikte. Şimdi Göztepe hakikaten iyi bir takım. Grubumuzun en güçlü takımlarından birisi. Evet. Dikkat edilirse geçen sene kadrodan hiçbir futbolcusu ilk 11'de yoktu. Evet. İlk 18'de bir tek Ertuğrul Sağlam vardı. Evet. Arslan vardı. O da eski Sivas Sporlu bir futbolcu, tecrübeli futbolcu. Onun dışında hep yeni bir kadro oluşmuş. İskeleti olmayan bir takım. Geçen sene takımı şampiyon yapan Metin Diyelin Hoca yine takım başında. Yine o da deneyimli bir hoca, ligi tanıyan bir hoca. Ben maçtan önce yani Urfa Spor'un bir puan alacağını en azından tahmin ediyordum. Çünkü Urfa Spor'un artık bu maçtan puan alması lazımdı. Karşıya kadar talihsiz bir şekilde mağlup oldu. Onur'un kırmızı kartı görmesi nedeniyle takım 50 dakika eksik oynadı. Şimdi Şanlıurfa Spor'un bu maça baktığımız zaman bir defa orta sahada yani bayağı eksiklik var. Yani ortada top çeviren, top alıp veren bir futbolcumuz yok. Top taşıyan futbolcumuz yok. Adam eksilten futbolcumuz yok. Defansta iki tane futbolcumuza baktığımız zaman onlar birbirinin hemen hemen oyun stili bakımından aynısı. Yani ikisi de mücadele eden hırslı bir futbolcu. Fakat teknik yönden ben onları zayıf gördüm. Oyunu yönlendiremiyorlar, oyunu kuramıyorlar. Topu ileriye atamıyorlar. Mesela gol pozisyona baktığımızda onların attığı golda kafa hakimiyetini sağlayamadık. Önce topa Veysel kalktı. Az bir farkla top kafasının üzerine geçti. Kaleci yerinde durdu. Kalecinin çıkması lazımdı o pozisyona. Çünkü kaleci elini kullanır, kafasını kullanır, göğsünü kullanır. Her şeyini kullanır. O topu alması için mücadele etmesi lazım. Bir oyundaki oynayan futbolcunun ayrı kalecinin özelliği var. Onu kullanması lazım. Yan toplarda iyi değiliz. Karşıyaka maçında yine yan toplardan gol yedik. Son dakikada. Bu maçta yine son dakikada yan toptan gol yedik. Onlar bizim sağ kanadı iyi kullandı. Devamlı sağ kanattan, bizim sağ kanadından atak yaptılar. Adamlarını oradan kaçırdılar. Yan kenarları iyi kullandılar. Yan toplardan gol atacaklarını göstere göstere yani attılar. Şimdi ben bu maçta Mustafa Aslan'ı çok beğendim. Çok mücadele etti. Orta sahada bir pres yaptı. Mustafa Aşan. Evet Mustafa Aşan. Çok yani orada yoruldu. Brengis olsun, öbür George olsun onların üzerine gitti. Onları pres yapmaya başladı, tutmaya çalıştı. Defansla yardım etti. Hatta bir ara yoruldu, yerde bir baygınlık gibi bir şey geçirmiş, evet, oldu. Fazla sıradan dışarı yaldılar. O da çok yoruldu. Şimdi sağ dışa baktığımızda evet golü atan futbolcu golü attı ama alıp götürdüğü bir Zenke'nin özelliğini yapamadı. Mesela Zenge alırdı götürürdü. Oradan topu keserdi. Fakat Tony'ye baktığımız zaman öyle bir
pozisyon yapamadı. Mesela rakibin üzerine gitti. Gidince de orada Hakan topu hep aldı. Mesela kenarda çizgiden sonra zaten çıkış yok. Hep çizginin üzerine oynamaya çalıştı. Topu biraz daha sahanın içine doğru alabilseydi oradan daha rahat kullanabilirdi. Şimdi biz geçen sene baktığımız zaman 95 tane sarı kart görmüşüz. 7 tane kırmızı kart görmüşüz. Çok sarı kart görüyoruz. İşte bu hafta yine 4 tane sarı kartımız var. Dikkat ederse Göztepe'li futbolculardan 3 tanesi sarı kart gördü. Metin Diyar'ın hoca 3 tane sarı kart gören futbolcuyu da oyundan aldı. Çünkü riskli. Çünkü anında ikinci sarı kart da görebilir. Ve bu sefer takım eksiği oynayabilir. İşte bizim de bunlara dikkat etmemiz lazım. Sarı kartı görmemek için gayret etmemiz lazım. Mesela o birinci sarı kartı gören Kenan. Çok mücadele etti hakemler. Zaten hakem kararını vermiş. Dönmez hakem. İkinci sarı kartı arkasından gösterebilirdi. Mesela orada kaptan Ekrem'in gidip müdahale etmesi lazımdı. Kenan'ın bu tarafa alması lazımdı. Kenan'dan da bahsettik de maçın ilk yarısında 20 metreden çekmiş olduğu çok mükemmel bir şut var. Maçın en değer, ilk yarıdaki en kayda değer pozisyondu. Kaleci Gökhan da aynı güzellikte topu kurtardı. İkinci yarıda yine kaleci Fezil'in uzun da ağacında Dudu Fox'tan sıyrıldı. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fakat topu çok açtı. Siz de daha önce Santif oynadığınız için bu tür pozisyonlarda çok karşı karşıya kalmış olduğunuz pozisyonlar da sebep oldu. Kaleci kapattı açıyor. Evet kapattı. Mesela o gol gelsen 2-0 olurdu. Urfaspor daha rahat ederdi. 87. dakikada maçın en önemli pozisyonu bence. Onu hocamız dikkatli futbolcularımıza izlettirmesi lazım. Sizde de belki vardır o pozisyon. Sağdan yapılan bir ortada Velik topa kafaya kalktı. İleriye topa kafa vuracağı yerde topu sağ tarafa attı. Rakibin önüne düştü. George'un önüne. Evet. George'un da vurmasıyla orada Fevzi kapattı. Topu çıkardı korner attı. Bir tane güzel bir pozisyon evet, vardı. İşte o pozisyon orada oldu. Yani stoperler buna dikkat etmesi lazım. Bizim acilen bir deneyimli bir stopere ihtiyacımız var. Yani bugün transfer bitti. Fakat dediğimiz bir şekilde stoper alınamadı. Geçen sene de açımız vardı. İşte Hüseyin sakatlandı. Kenan oynadı, Kubilay oynadı. Yani orta sahada oynayan futbolcular mecbur stoperliğe çekildi. Bu yönden de eksiğimiz var. Orta sahada eksiğimiz var. Top taşıyan, top adam eksilen futbolcularımız şu anda yok. Mesela bir Serdar Özkan gittikten sonra onun yeri doldurulamadı. Evet. Hani önümüzdeki yani transferinde, ara transferde şimdiden iyi bir stoper, deneyimli stoperin alınmasına ve fayda sağlayacağını ümit ediyorum. Çünkü defans çok önemli. Defansa önem vermemiz lazım. Evet. Ben söyleyeceklerim evet. Bundan ibaret. Devam edeceğiz yine. Yine de ileride görüşürüz. Şey yaparız. Evet. Yani tabii o gol pozisyonu ben çok böyle gözümün önüne getirdiğim zaman bir kaleci ceza alanına kesinlikle hükmetmesi lazım. O ceza alanı her zaman hocalarımız da der. Profesyonel anlamda oynadığımız zaman kaleciye der ki bu ceza alanı oğlum senin. Burası komple senin. Ama dün maalesef ben Fevzi'yi izlerken kahroldum. Kaç pozisyonda çizgi kalecisi olmuş ya. Hiç çizgiden çıkmadı. Ve Finemix'in attığı golde de Fevzi'nin %100 bence, bana göre özür dilerim. Lafına, bana göre hatası var. Lafına girmek istiyorum. Kendi karışıklı böyle konuşsa daha şey olur istersen. Evet, evet. Fevzi olayını söyleyeyim. Ben ona katılmıyorum. O gerçekten bana göre maçın skoru Urfa Spor 1, Fevzi 1, Göztepe 1. Fevzi'nin aldığı 3 tane %100 pozisyon var. Aldığı 3 tane %100 pozisyon var. 7 golde de yapacak bir şey yok. Yani neyse Ali abi onu, birazdan tartışırız hemen. Sayın Murat Şahin Şahin onunla bakalım Urfa Spor'la ilgili görüşler nelerdir. Ben öncelikle programımız hayırlı olsun. Teşekkürler. Hem Ali abi hem de Haluk abi gibi değerli abilerin yanında olmak gerçekten benim için gurur verici. Size de çok teşekkür ediyorum. Şimdi Urfa Spor bilindiği gibi bu yönetimle 3 sezondur bu kulübün başındalar. Sezon başı kongre süreci biraz uzadı. Bu süreç uzarken de aday olunacak olunmayacak süreci transferleri biraz daha öteledi. Ki zaten gelinen süreçte bunun zaten göstergesi. Neden diyecekseniz biz hala lig başladı. Bugün 3. hafta 3. maç oynamışız. Bugün son gün hala transferi konuşuyorsak demek ki biz sezon öncesi transfer dönemini iyi değerlendirememiş bir takımız. Eğer ki biz bu süreci iyi değerlendirseydik, Haluk abinin az önce dediği gibi hala stoperimiz işte 12 bugün transfer süreci de bitiyor. Hala bir stoperin olmadığını söylememiz gerekirdi. Şimdi geçen hafta ben de telefona bağlandım sizinle. Geçen hafta Urfa Spor'u sorduğunuz zaman gerçekten bir karamsar tablo çizmiştim ki bu
gerçek, realde olan bir şeydi. Yani biz hiçbirimiz bu şehrin, bu kentin, bu takımın düşmanları değiliz. Hepimizin bir sevgisi var ki gecenin bu saatinde sizler, bizler hepimiz burada bu takım adına, bu şehir adına bir şeyler söylüyoruz. Aynı şekilde Halil Baban, İsmail Baban ismini karıştırmayayım, yanlış söylemeyeyim. Dün maç öncesi bana da bir serzenişte bulundu. Bugün yeneceğiz dedi, yarın da inşallah yorumun dedi, ona göre yaparsın. Onlar her zaman yensinler, onlar her zaman doğru işler yapsınlar, biz doğruları da söyleriz. Yanlış olduğu zaman da yanlışı biz söylemesek en büyük kötülüğü, en büyük haksızlığı Urfa Spor'a bizler yapmış oluruz. Evet. Çünkü neden? Biz bu işi ekonomik, maddi olarak yapmıyoruz. Tamamen sevgiyle yaptığımız bir iş. Ali abim çok iyidir. Ben Adana maçı için 10 gün burada tek kaldım. Adana maçını izledim. Balıkesir'e gittim. Oradan pazar günü Karşıyaka maçına denk getirdim. 2 saat gittim Karşıyaka'da. Görüşmüştüm zaten. Maçı izledim. Yine Balıkesir, Altınok, tatil bırak. Dünkü maça yetişmek için nasıl geldim onu Allah bilir. Bu bir Urfa Spor sevdasıdır. Bunu kimse dolduramaz. Zaten kendilerinki de öyle. Bunu kabul etmek lazım ama yani böyle. Şimdi gerçekten bu yönetimde emek veren yöneticilerin hakkını kimse inkar edemez. Hem ekonomik olarak hem zaman enerji olarak çok büyük emekler veriyorlar. İşte Sayın Bağban'da, Kemal Süt benim çocukluk arkadaşım, yine aynı şekilde Maruf Bey'i geçmiş dönemde. Ben çok yönetime de girmek istemiyorum. Neden? Çünkü biz onların her zaman destekçisiyiz. Kötü de söylesek, yani yersek de onları, met desek. Yani Muratcığım şunu söyleyeyim, lafına giriyorumlar, karşılıklı konuşabiliriz aslında. Biraz önce İsmail kardeşime de söyledim. Bu kadar yani birilerini eleştirmek, bir yönetimi veya belediyeyi veya bir STK'yı eleştirmek bu kadar şey mi yani? Herkesin her yaptığına yani, biz doğru demek durumunda mıyız? Değil. Yani aslında şey yapmadan. Seviyeli eleştirdiğimiz zaman. Doğru olana doğru, yanlış olana yanlış demek zorundayız. Onlar seviyeli eleştirdiğimiz zaman sorun yok. Şimdi onların hakkı inkar edilmez. Gerçekten bu ekonomiyi, bu zamanı, bu enerjiyi hiç kimse veremez. Tabii geçmiş önüne verenler vardır. Bu süreçten bahsediyoruz. Bunu takdir etmesek biz zaten kendi kendimizle çelişkiye düşeriz. Böyle bir yönetim. Beğendiniz beğenmeyiz, süreç geçmişte aykırıdır, o belki ayrı bir şey. Belki sıkıntı bu 4 yıl önce yıl olunca böyle ortaya bu yönetim, çıktı bu kadar. Geçen hafta 5 trilyon yeni parayla 5 milyon kendi bütçelerinden yaklaşık 4'ünü fetişimşek, 1'ini de buradaki yöneticiler finanse edip futbolculara para dağıttıklarını biliyorum ve hiçbir yerden destek almadın. Ben bunu da biliyorum. Ama bunu neden söylemek istemiyorum? Hani böyle birilerine doğru bir şeyi bu manada ekonomik anlamda söylersen yanlış anlamalar da öyle açıyor. Ama ben bundan eminim ki Urfa Spor'u... Hani belirli varsa söylemek zorundayız Murat'cığım. Hani ben o anlamda... Şimdi, tabii ki Celalettin Güvenç Beyefendi. Çünkü o hani desteğiyle buraları almadıklarını da belirtiyorlar. Bunu da buradan söylemem lazım. Doğru. Bu insanlara her ne şekilde olursa olsun şehirdeki tüm kamu kuruluşlarının, ya belediyenin veya valiliğin veya STK'ların adını ne koyarsa koyalım... Bu süreçte bu yönetime herkesin destek olması lazım. Bu transferler yapılıyorsa, bugün bir Edin Doğan'dan, Kıvanç'tan bahsediyorsak bunlar kolay kolay alınacak futbolcular değil. Ben hemen Göztepe maçına geleyim. Göztepe... İstersen Şanlıurfa Göztepe maçına gelmeden önce bir reklam aramız Peki, var. Peki, tamam. Evet, mesajlar da bu arada geliyor. Ben okuyacağım birazdan zaten mesajları. Önemli mesajlar da var sevgili futbolseverler. Evet sevgili futbolseverler, bir reklam aramız var. Hemen reklamlardan sonra buradayız.